Merhaba arkadaşlar. Mesleki trigonometri dersimize hoş geldiniz. Bugün açı birimlerini göstereceğim. Hazırsanız derse başlayalım beraber. Evet arkadaşlar, hangi açı birimlerinden bahsedeceğiz önce? Bundan bahsedeyim. Derece, haritacıların daha çok kullandığı grad, radyan ve çok fazla kullanmasak da yine bundan da bahsetmiş olalım. Milyar. Dereceyle başlayalım. Adam birisi bir gün çıkmış. Daireyi öyle bir parçalara ayıracağım ki ben. Yani öyle bir böleceğim ki bakın. Şöyle ikiye böldüm. Dörde böldüm. Altıya böldüm. Sekize böldüm. Böyle. 360 tane olacak. 360 tane pasta dilimi diye düşünün. Daireyi 360 parçaya bölmüş. 360 parçadan bir tanesine bir derece diyoruz biz arkadaşlar. Yani şuradaki açıklığa, şuradaki şu açıklığa bir derece diyoruz. Daireyi 360 parçaya böldüğümüzde bir derece elde ediyormuşuz. Derece bu şekilde arkadaşlar. 45 derece, 35 dakika, 25 saniye şeklinde genelde gösterilir arkadaşlar. Bunun 60'ta biri buraya yazılıyor. Bunun 60'ta biri de buraya yazılıyor. Yani şöyle yazacak olursak eğer arkadaşlar, 1 derece aynı zamanda arkadaşlar 60 dakika. 1 dakika da 60 derece saniyesi. Böyle de gösterilebiliyor. Ama 45 virgül şeklinde de yazabiliyoruz arkadaşlar. Bunu virgüllü şekilde yazmak demek aslında. Hepsini derece cinsinden yazmak demek. Yani hepsini, bütün hepsini, şunların hepsini derece cinsinden yazacağız ki işte buraya 45 virgül bir şey yazacağız. Şu anda bunlar virgüllü şekilde değil. Bunu direkt kesinlikle şöyle yapmıyoruz. İşte 45 virgül 3520 böyle bir şey yok. Çünkü bu onluk sistem değil, 60'lık sistem. O yüzden burada biz hiçbir zaman bu şekilde direkt virgülü kaydırma şeklinde yapmıyoruz. Peki nasıl yapıyoruz? Hepsini dereceye çevirmemiz lazım 60'lık sisteme göre. Öncelikle şuradan başlayacağız. Burayı 60'a böleceğiz. Şuraya geçireceğiz. Sonra burayı da 60'la 60'a bölüp şuraya geçireceğiz. İsterseniz uygulayalım bir tane. Hemen şuraya yazayım ben. Öncelikle şu saniyeyi, derece saniyesini 60'a bölerek dakikaya çevirmiş oldum. Derece dakikasına. Burası artık derece dakikası oldu. Saniyeydi, dakikaya çevirdim 60'a bölünce. Nereyle aynı oldu? Şurayla aynı oldu. Artık bununla toplayabilirim manasına geliyor bu. Toplayalım. Artı 35. Burası ne arkadaşlar? Burası aslında bir ne? Derece dakikası. Ama bize ne lazım? Bizim hepsini dereceye çevirmemiz lazım. O yüzden ne yapacağız? Bunu da dereceye çevirmemiz gerekiyor. Onun için ne yapacağız? 60 katı olduğuna göre yine aynı işlemde bunu ben 60'a bölersem artık arkadaşlar bunu da dereceye çevirmiş olabilir. Olurum. Şurası artık bir derece haline geldi. Derece burası. Derece olduğuna göre artık 45 ile toplayabilirim ben. Ne olacak arkadaşlar? 45 artı olmuş oldu. 45 derece 35 dakika 25 saniye. Şu işlemin sonucu. Zaten şu kısım arkadaşlar, şöyle farklı bir renkle göstereyim. Zaten şu kısım muhtemelen şöyle 0 virgül bir şeyler çıkacak burada. Öyle çıkması gerekiyor. Çünkü bu sayıların hepsi 60'tan küçük sayılar. 60'tan büyük sayı olsaydı hani bir tam olarak bu tarafa geçerdi. Ama 60'tan küçük sayılar olduğuna göre arkadaşlar buraya mutlaka 0 virgül bir şey gelmesi lazım. Yani bizim sayımız nasıl bir şey çıkacak? Eşittir 45 nokta. 59.025 gibi bir şey çıkacak. Peki size bir şey soracağım. Bir
Derece kaç saniyeye tekabül ediyor? Önce dakikaya, sonra saniye çevirmemiz lazım. 1 çarpı 60 diyeceğiz. Şu an bu dakikaya döndü. Arkasından da bir daha 60 ile çarptığımızda bu sefer de ne olacak arkadaşlar? Dikkat ederseniz şuradaki işlemin tam tersi. Burada hep böyle böyle gidiyorduk. Yani bu tarafa giderken böyle bölüyoruz. Buradan da buraya giderken sayı büyümesi lazım. Çünkü burada tam da buraya geçtikçe 60'lık sistemde 60 ile çarpa çarpa ilerlememiz lazım arkadaşlar. Böyle çarpıyoruz. Burada ne oluyor? 3600 saniye oluyor. 3600 saniye olacak. Gradta da arkadaşlar hani derecede 360 parçaya bölünmüştü dairemiz. Bu sefer de arkadaşlar iyi bölemedim ben. Eşit bölemedim tabii. Bu sefer de arkadaşlar 1 grad için 400 eşit parça. Yani bir pastadan 400 pasta dilimi aldığınızı düşünün. Yani arkadaşlar burada da daireyi 400 parçaya böldüğümüzde 1 gradı elde ediyoruz. Bütününü ele aldığımızda arkadaşlar şöyle bütünle bir oran orantı kurmaya çalışalım. Buranın tamamı 400 grad. Aynı zamanda da şurada ne dedik? Buranın tamamı kaç dedik? 360 derece. İkisi de aynı. O zaman ne olacak arkadaşlar? 400 grad eşittir 360 derece. Hayat kurtarıcı formülümüz diyebiliriz. Kendimiz çıkarttık bunu. Değil mi? Önce dakika saniyesinde oluyor, onu göstereyim size. 1 grad 100 grad dakikası 1 grad dakikası 100 grad saniyesi. 1 grad o zaman kaç saniye yapıyor? Grad saniyesi yapıyor. 10.000. Burada arkadaşlar yüzlük sistem olduğu için çok rahat, daha dereceye göre daha rahat işimiz. Nasıl olacak arkadaşlar? Mesela 36 grad 39 dakika 23 saniye. Bunu virgülü şekilde yazmak istediğimizde arkadaşlar işimiz çok kolay. Yüzlük sistem olduğu için virgülü şekilde yazabiliriz. Yani eşittir 36 grad virgül 39 23 ya da başka bir ifadeyle 36.3923 grad. 33 grad saniyesi. Bunu dakikaya çevirmek istediğimizde nasıl olacak arkadaşlar? 0,0033 grad şeklinde olmuş olacak. Diğer açımız radyan. Adam birisi çıkmış demiş ki benim demiş dairemin yarı çapı kadar bir uzunluğu olsun demiş baktığı yay. Radyan açısı da burası. Arkadaşlar. Buranın tamamı ne oluyor? Buranın tamamı da tekrar ben hesaplamayayım arkadaşlar. Hızlıca söyleyelim. Buranın tamamı da 2 pi. Yani daireyi 2 pi'ye böldüğümüzde elde ettiğimiz değer 1 radyan olmuş oluyor. Şunu zaten söylemiştik. 360 derece eşittir 400 grad. Bunların hepsi bir bütün. Bunun bütünü ne oluyor arkadaşlar? Onu da söyledik. O da ne olacak? 2 pi radyan olmuş oluyor. Bunun ayrıyetten farklı bir gösterimi yok arkadaşlar. Bu şekilde radyan şeklinde gösteriliyor. Milyeme bakalım. Burada da arkadaşlar daireyi artık bunu bölmem benim için daha zor olacak. Zaten iyi bölemiyordum. 6400 eşit parçaya bölmüşler. 1 milyon.
Çok ince hesaplarda da bu kullanılıyor arkadaşlar. Biz fazla kullanmayacağız bunu. 360 derece eşittir 400 grad. O da eşittir 2 pi radyan. O da eşittir 6400 milya olmuş oluyor arkadaşlar. Bunda kısaca bir formülasyon geliştirmişler birbirine dönüştürmek için. Grad bölü 400, derece bölü 360, radyan bölü 2 pi, milyen bölü 6400. Bunlar arkadaşlar hepsini 2 ile sadeleştirirsem paydaları. Grad bölü 200, derece bölü 180, radyan bölü pi, milyen bölü 3200 şeklinde şöyle bir formülümüz de var arkadaşlar ama ben pek kullanmıyorum. Peki hocam kullanmıyorsanız nasıl yapıyorsunuz? Göstereyim şimdi. Bir tane örnek çözelim. Onun üzerinde göstermeye çalışayım. Mesela alfa eşittir 44 grad 10.026 virgül 11.026 derece karşılığını soralım. Arkadaşlar benim bildiğim bir şey var. 400 grad 360 derecedir. Hemen ben bunun altına alfayı da yerleştirirsem ne olur arkadaşlar? 44.1026 grad ne kadardır? Burası anlaşıldı mı? 400 grad 360 dereceye eşit. O zaman 44.1026 grad ne kadardır? Çok basit bir mantık. Yani hiç formülümü falan ezberlemiyorum. Sadece neyi biliyorum? Gradın 400 parçaya bölündüğünü, bir dairenin 400 parçaya bölündüğünü, o zaman 400'e çarptığında yani 400 grad bir daireye tekabül ediyor. Derecede 360 olduğu için bütünü 360'a tekabül ediyor. Ya bunlar birbirine eşit. Buna eşit olduğuna göre hemen bir oran orantıdan bunun karşılığı nedir diye bakıyorum. Hemen bir oran orantı kuruyorum arkadaşlar. Doğru orantı. Burada ne olacak? X eşittir 44 nokta 26 çarpı 360 bölü 400. Şimdi burada karıştırılan şöyle bir şey oluyor. Hocam ben gradı yani ben bu sayıyı buraya mı yazacağım yoksa şunun altına mı yazacağım? Hangisinin altına yazacağım karıştırıyorum. Bunda karıştıracak bir şey yok arkadaşlar. Yani sen zaten ben buraya niye radyanı yazmadım? Çünkü bize derece istemiş. Yani istediğimiz şeyi buraya yazıyor. İstediğimiz şeye göre ben bir çıkarım yaptım. Eğer benden radyan isteseydi ben buraya 2 radyan yazacaktım zaten. 2 pi yazacaktım. Çünkü tamamı 2 pi radyan. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar hangi birimler aynı birimler birbirinin altına gelmesi gerekiyor. Bakın grad altına grad. Zaten söyleyiş tarzımda da belli. 400 grad 360 derece ise 44.1026 grad kaç derecedir? Yani benim sonucum gene derece olmak zorunda. Sadeleştirmeler yapabilirsiniz. Mesela şunda şu birini götürür. Sıfırları atarız. Şuradan efendim ne söyleyeyim 18'e 20 10'a 9 kalıyor galiba. 10'a iki tarafı da 4'e bölünce 10'a 9 kalıyor. Falan. Ya da yapmanıza gerek yok zaten hesap makinesine yazacağınız için. Buradan sonucumuz arkadaşlar 39.6923 derece. Şimdi arkadaşlar başka bir örnek göstereyim size. 24 derece 43 dakika 40.3 saniye radyan olarak istiyorum. Az önce yine aynı ona benzer bir soruydu. Burada hemen direkt oran orantıya sokarak yapmıştık ama bu
virgüllü bir ifadeydi. Virgüllü olmasa bile yani bize bunu şöyle vermiş olsaydı 44 grad 10 dakika 26 saniye deseydi de benim için çok problem olmayacaktı. Hemen şu hale çevirip işleme sokabilecektim. Ama burada direkt işleme sokacak bir durum yok. Bunu nasıl yazacağız? Bunu nasıl işleme sokacağız? Biraz daha zor. Şimdi bunu ne yapacağız? Virgüllü hale çevirmeye çalışacağız. Nasıl çeviriyorduk arkadaşlar? Baştan başlayarak sırayla bu tarafa doğru gidiyoruz. Şuradan başlayacağız. Bunu önce dakikaya çevireceğiz. Sonra bu dakikaları birleştirip dereceye çevireceğiz. Burada 24 nokta bir şeyli bir değere ulaşacağız. Yani ne yapıyoruz? Hemen şuraya yapayım. 40,3 bölü 60. Şu saniyeydi. Şöyle olunca dakikaya dönüştü. Dakikaya dönüştüğüne göre artık şunu da toplayabilirim. Yani benim şurası ne oldu? Şurası aslında bir derece dakikasına dönüştü. Burası dakikaya dönüştüğüne göre şey zaten dakika. Dakika oldu burası. Şimdi bunu ne yapacağım? Dakikadan sonra derece olduğu için dereceye çevireceğim. Dereceye çevirmek için de ne yapıyorum yine? 60'a bölüyorum. Artık benim burası ne oldu? Buranın tamamı. Artık burası ne oldu arkadaşlar? Dakika de şey derece olmuş oldu. Burası artık derece olmuş oldu. Hemen derece olduğu için benim diğer derecemi de şuradan ekliyorum. Bu işlemleri yaptığınızda arkadaşlar sonucumuz 24 72 79 gibi bir değer çıkıyor. Ardından artık radyana çevirmemiz kolay. Ben bir şey biliyorum. Neydi o? Şimdi verilen değer derece. 360 derece bu dairenin tamamı kaç radyana eşit? 2 pi radyana eşit. Tamam buydu. O zaman 24.7272 derece ne kadardır? Dediğimde arkadaşlar gördüğünüz gibi çok basit bir yine bir oran orantı kurdum. Alfa eşittir 2 pi çarpı 24.72 79 bölü 360. Burada sonucumuz ne çıkacak? Dereceyi götürecek arkadaşlar burada. Geriye ne kalacak? Radyan kalacak. Sonucumuz radyan olacak. Sonucumuz burada işlemleri yaptığımızda, pardon şu pi'yi söylemedik. Şu pi arkadaşlar hesap makinesindeki pi kullanıyoruz her zaman. Kesinlikle buraya 3,14 falan yazmıyoruz. Direkt hesap makinesindeki pi'yi kullanıyoruz. 0.431.583 radyan çıkmış oluyor arkadaşlar. Sorumuzun cevabı bu. Bu şekilde arkadaşlar oran orantı kurarak hiç formül ezberlemeden bakın. Az önceki formülü hiç ezberlemeden direkt işlemleri bu şekilde kolayca yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu dönüşümler haritacılıkta çok önemli. Adınız gibi bileceksiniz. Bir yerde karşılaştığınızda bu şekilde ezberlemeniz şart değil. Bakın oran orantıyla halledebiliyorsunuz. Ama bir haritacı gradın bir dairenin 400 parçasından biri olduğu, derecenin ise 360 parçasından bir tanesi olduğunu biliyor olması gerekir. Dersimizi burada keselim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.